Önemli hasta yani. Gazete, sosyal medya. Maşallah sosyal medyayı iyi kullanıyorsunuz. Güzel oluyor. Yani o bir başarı zaten. Sadece onu sağlayarak bile o başarıyı sürdürme imkanı var. Tosya'da huzur olacak dedik. Bu doğrultuda belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, ilçe teşkilatımız çalışmalarını sürdürüyor. Fakat huzurlu bir şehir, Kastamonu dedik, huzurlu bir şehir Tosya dedik. Kimsenin huzursuz etmesine müsaade etmeyeceğiz dedik, ayırmayacağız dedik, kayırmayacağız dedik. Fakat görüyoruz ki mülki idare amiri olan Kaymakam Bey, ne hikmetse yani siyaseti siyasetçilere bırakacaksınız. Siz burada devletsiniz, devlet gibi davranacaksınız. Yani dün kurduğu cümle bizi ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Eğer bize söylediyse misliyle kendisine iade ediyoruz. Ne demek yani 3 kuruşluk iş yapıp 13 kuruşluk konuşmak? Sen yolcusun yolcu, biz hancıyız. Sayın Kaymakam, sözlerinize dikkat edeceksiniz, şehri huzursuz etmeyeceksiniz. Bunun takipçisi olacağız. Buradan Sayın İçişleri Bakanı'na da sesleniyorum. Yani Milliyetçi Hareket Partili belediye olmak, halkın teveccühünü kazanmak suç mudur? Dolayısıyla bu kaymakamın mutlaka uyarılması lazım. Siz 29 yaşında tertemiz bir belediye başkanı, Türkiye'nin ikinci genç belediye başkanı, buna sahip çıkacakken ilçe kaymakamı olarak, yani onunla siyasi yarış yapmanın size ne faydası var ya? Yani bunun takipçisi olacağım ben il başkanı olarak. Gerekirse Ankara'ya da taşıyacağım. Tosya'yı, Tosyalı'yı huzursuz etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Dün söylediklerimizin arkasındayız. Yani seçim öncesi Kazım Şahin'le siyasi parti mensubu olarak çalıştığını biliyoruz. Ama olmadı. Şimdi intikam peşinde misin sen? Yani ilçenin belediye başkanı hastaneye doktor getirmek için canhıraş bir mücadele verirken ne demek hastaneden böyle bir mesaj vermek? 3 kuruşluk iş yapacakmış, 13 kuruşluk konuşacakmış. Bu çok terbiyesizce bir ifadedir. Kendisine misliyle iade ediyorum. Bunun da takipçisi olacağız. Biz sosyayı kimsenin huzursuz etmesine müsaade etmeyeceğiz. Bunu böyle bilsin kendisi. Teşekkür ederim. Peki başkanım, huzur sağlanır mı sizce? Tabii ki mutlak sağlanacak. Öyle burası muz cumhuriyeti değil ki. Bu şikayeti Ankara'ya taşıyacağım diyorum. İçişleri Bakanlarına taşıyacağım. Bu cümle çok terbiyesiz bir cümle. Bir kamu görevlisine yakışmayan bir cümle. Seçilmiş bir belediye başkanının yapmak istediği icraatı Tosya halkı için. E getirseydiniz niye getirmediniz siz doktoru? Niye mağdur ettiniz? Kadın doğumcu yok. Kalp damar yok, göğüs yok. Niye mücadele etmiyorsun? Boş laflar edeceğine belediye başkanıyla beraber olun. Eğer Tosya'yı yöneteceksen. Ben icraatlarını takip ediyorum kaymakamın. Ne yaptığını da biliyorum. Dolayısıyla siyaset yapmayı bıraksın, devlet adamı olmaya gayret etsin. Olabileceğini de sanmıyorum. Ankara'dan nasıl bir sonuç çıkar sizce? Yani nasıl çıkarsa çıkar, mücadele edeceğiz. Öyle bir şey yok. Bu tavırlarına devam ederse sonucun ne olacağını Tosyalı görecek zaten. Böyle bir şey yok. Tosya'yı huzursuz ettirmeyeceğiz. Bayram sonu, bayramın bitişiyle beraber bunu Ankara'ya taşıyacağım. Gereği neyse İçişleri Bakanımıza, İçişleri Bakan Yardımcımıza. Böyle bir şey olur mu ya? Bu cümle kurulur mu ya? Siz kime vuruyorsunuz? Volkan Kavaklıgil Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı. Ben il başkanıyım. Dolayısıyla Milliyetçi Ülkücü Hareket'in liderini temsil eden bir il başkanı. Dolayısıyla buradaki temsilciler de burada işte. Lafı kime ettiğini, lafın nereye gittiğini bilecek. Yani ağzından çıkanı kulağa duyacak. Bu kadar basit. Başkanım, başkanımız Volkan Kavaklıgil'in açıklamasında vurgulamıştı da üstelik. Yani kimseyle bir sorunu olmadığını, ne siyasi parti üyeleriyle ne de herhangi birisiyle sorunum olmadı diye belirtmişti.
Buna rağmen Kaymakam Bey'in bu hemen akabindeki açıklamasını neye bağlıyorsunuz? Yani maksat ne olunabilir burada? Ya benim burada? Bakın seçim öncesi de söylediğim şeyler var hatırlarsan. Kraldan fazla kralcılık. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhur İttifakı diyoruz ya. Bunlar burada kendi kendilerine ne yaptıklarını bilmeyen. Bir de İnebolu da var işte. Bir İnebolu bir bu. Seçim önceki tespitlerimin ne kadar doğru olduğu bugün ortaya çıkıyor. Ne demek ya? Ne demek? Çok terbiyesizce bir ifade, kendisini kınıyorum, misliyle iade ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tosya'ya gelmeye devam edeceğiz. Böyle yaparlarsa herhalde kapağı Tosya'ya atacağım yani, öyle gözüküyor. Teşekkür ediyorum. Birlikte bir fotoğraf alalım. Alalım.